Günaydınlar sevgili spor severler. Yeni bir Kim Kazanır programında sizlerle birlikteyiz. Evet, bu hafta çok değerli bir konuğumuz olacak. Sevgili Ümit Aktan abimizi bugün konuk edeceğiz. Değerli yorumcum Güray Gürsay hocamla birlikte iki nazilili futbol adamı, çok değerli, çok sevdiğim iki değerli spor adamını bugün EGTV ekranlarında konuk ediyoruz. Hoşça bir sohbet olacak. Sporu konuşacağız, futbolu konuşacağız. Ekranları başındaki izleyicilerimiz çayını, kahvesini yudumlasınlar. Ümit abimizin o hoş sohbetini zaten Türkiye biliyor. Bir de Ege TV ekranlarında o çay kahveyi yudumlarken biraz da böyle futbolu konuşalım, Türk takımlarını konuşalım, derbiyi konuşalım istedim. Sağ olsun Ümit abi de beni kırmadı, yayınımıza katıldı. Öncelikle kendisine bir hoş geldin diyeyim. Hocam, Ümit abim, hoş geldin. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? Güzeldir. Sağ ol, teşekkür ederim. Söylediklerim için ayrıca teşekkür ederim. Benim için bir zevk hem seninle olmak, hem bölgenin televizyonunda olmak, hem de bir hemşehrimle birlikte olmak. Benim evet, için büyük zevk. Teşekkür ederim. Benim için de büyük. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler Suat Bey, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Ümit Bey gibi duayen bir spor adamıyla, spikerle aynı programda olmak benim için büyük gurur. Aynı zamanda hemşeriyiz. Çok memnunum. Hoş geldin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Ümit abi, seninle program yapmak benim için büyük bir zevk ama çok da dikkat etmem gerekiyor. Sizin gibi duayen bir hocam karşısında. Türkçe'de ifade edersen baştan affola. Şimdi nereden başlayalım? Güray hocam, derbiden başlayalım. Olur. Gerçi 3 gün geçti ama bizim için derbinin heyecanı, yorumları devam ediyor. Derbiyle beraber işte takımlarımızın yarın, bugün işte şeyleri var, evet. Avrupa macerası var. Ümit evet. Abi, derbideki çıkan sonucu bekliyor muydun? Fenerbahçe'ye bir nefes oldu mu bu sonuç? Genel anlamda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini nasıl yorumluyorsun? 52 bin seyircinin önünde 10 kişiyle son dakika golüyle 3 puanı aldı Fenerbahçe ve nefes aldı diye düşünüyorum. Senin yorumun nedir? Şimdi Fenerbahçe için çok önemli bir gün. Onların bütün üzerindeki o ölü toprağını, tozu toprağı atıp silkeleyebileceği bir sonuç çıktı. Çünkü rakip sahada, ezeli rakip, 10 kişi kalıyorsunuz, 2-1 yeniyorsunuz. Bu müthiş bir zevk tabii. Camiaya bir anlamda nefes aldırdı ama bu bir tedavi olur mu yoksa geçici bir pansuman mı? Bunun cevabını herhalde önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde hissedeceğiz. Çünkü o gün sahaya çıkan Pereira'nın takımı falan değildi. Sayın Başkan Ali Koç'un ve Mesut Özil'in takımıydı. Onunla oynadı Galatasaray. Oysa Pereira'nın takımıyla çıkılmış olsaydı o maç öyle oynanmazdı. Fenerbahçe'nin hazırlığı, mental hazırlığını, Samandıra'daki hazırlığını, Galatasaray maçına gelince soyunma odasındaki hazırlığı belli ki hep yönetim ve başkan tarafından yapılmış. Pereira'nın boyunu aşan bir derbi oynandı ve bu sonuç çıktı ama ısrar edecek mi? Hala daha o tutku haline dönüştürdüğü oyun tarzında ve oyuncularda ısrar edecek mi? Çünkü böyle bir maçı böyle takımlarla oynayacaksanız Mesut Özil'le, İrfan Can Kahveci'yle, Sosa'yla oynayacaksınız. Bunlar artist, bunlar önemli oyuncular, maçı döndürebilecek oyuncular. Bir top atar İrhan, bir hayatında atmadığı sprinti atar Mesut, evet. Size maçı getirebilir. Ama Pereira'nın mantığında bu yok. Çünkü Pereira 84. dakikada ısınmakta olan Mesut'u çağırıp oyuna sokan bir adam. Mesut evet. Varsa, nefes alıyorsa oynar. Ben öyle düşünüyorum. Bir ben çıkayım artık diyene kadar oynar. Çünkü Alex'tir, Hacı'dır, Mesut o ayarda bir isimdir. Ama Pereira zamanında Van Persie ve Fernandão ile birlikte oynarken bile onlarla problem yaşamış bir isim. Ve dolayısıyla kendi sonunu hazırlamış bir isimdi. Bence yönetimin müdahale ettiği bir takım doğru ve iyi oynadı. İyi mücadele etti ve çok önemli bir maçı kazandı ama umarım pansuman olmaz bu. Evet. Ben döneceğim konuyla ilgili. Güray hocam, senin ilk sorunu alayım.
Evet, ben de yani izninizle Ümit abi demek istiyorum samimiyetinize inanarak. Yani, tabii. Bahsettirdim, Fenerbahçe'yi biraz daha açabilir miyiz? Yani hani sezon başında Pereira tekrar getirildi. Yeni bir sistem, üçlü defans sistemiyle oynadı. Ta bu maça kadar dediğiniz gibi hani daha önce Aziz Selin diyorduk ya, Aziz Yıldırım. Evet. Yani. Şimdi de herhalde Ali Selin oldu dediğiniz, ben katılıyorum. Yani kesinlikle başkanın müdahalesi var. Ki ya elindeki kadro mühendisliği bir kere nasıl yapıldı? Yani sezon başında bu sisteme uygun mu? Şimdi dörtlüye döndü, dörtlüye uygun mu? Bence ne dörtlüye ne üçlüye tam olarak oynayabilecek bir kadro yok. Yani çok iyi oyuncular var, yani farklı oyuncular var ama sistemi işletecek oyuncular yok. Ne düşünüyorsunuz abi, Fenerbahçe'yi biraz daha irdeleyebilirsek? Yani Fenerbahçe'nin sıkıntıları olduğu belli. Bir kere biraz fazla hayal satmaya çalışan, hayal pazarlamaya çalışan bir camia. Çünkü şu anda bakıyorsunuz ortaya sular durulmuş. Her şey yolunda, şampiyonluk evet. yolunda koşuyor. Aradaki farkı kapatırız. 6 gün düşünüp bir maç oynayan Trabzonspor'la Olympiakos maçından çıkıp evet. gelecek bir Fenerbahçe'nin oynayacağı maçı düşünün. 2 evet. hafta sonra Beşiktaş'a gelecek Fenerbahçe. Daha evet. dünyada iki takımın da 3'er puan aldığı bir maç oynanmadı. Dolayısıyla evet. Trabzonspor için bir başka avantaj sahnesi. Ayrıca da Trabzonspor'la 10 puan var ama Konya var, Hatay var, Alanya var. Onları ben de arkadan sorum vardı abi. Onları ayrıca takımların yani bütün bunların evet. hepsinin birden kaybetmesi lazım ki Fenerbahçe'nin o hayalinin peşinde koşabilsin. O hayale uygun bir takım kurulmadı. Yani şimdi Crespo bir gol attı, bir anda Galatasaray'a gol attı, gerçek Fenerbahçeli oldu. Bu adam evet. Düzenli oynayan bir oyuncu değil. Oranın ideal adamı da değil. Hatırlar evet. mısınız bilmiyorum. Atkinson diye bir İngiliz geldi. Galatasaray'ı evet. 3-0 yendiler. 3 tane gol attı. Bir evet. daha ne İngiltere'de ne Türkiye'de top oynamadı. Hala o hatırlanır ama. Crespo da böyle anılarda yer alacaktır ama Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Santrfor'u yok Fenerbahçe'nin. Valencia yoksa Fenerbahçe yok. Tabii. Yani kadro mühendisliği yanlış. Doğru söylüyorsunuz. Mesela üçlü oynamaya çalışıyor ama kanat bekleri yok. Ferdi ile Osayi'yi devşiriyor oraya. Yani üçlü oynamak istiyorsanız kanat bekleriniz uçak gibi olacak. Yani ileri geri çalışacak. Orta Tabii. sahada 8 numaranız mesela ileri geri yani çalışabilen 2 tane orada tempolu oyuncu gerekiyor. Yani Gustavo var ama Gustavo sadece kesici ki o da tartışılıyor artık. Yani yaşı da var zaten. Yani çok defolar var. Kaleci konusunda ben mesela yetersiz görüyorum. Yani Altay'la belki yani olacaklar ama şu an hazır değiller. Gerçi belki bu maçta iyi performans gösterdi. Ama yani taşıyabilirler mi? Biraz soru işareti görüyorum. Bence yani devre arasında bir tane tecrübeli kaleci almaları gerekiyor. Buyurun Suat Bey. Başka sorunuz var mı? Ümit abi. Galatasaray yendi Fenerbahçe. Şimdi eğer yenilseydi Pereira pazartesi günü olur muydu? Bence eğer Fenerbahçe kaybetmiş olsaydı o maçı çok büyük bir deprem yaşardı. Pereira'nın gitmesi olabilir, bazı oyuncuların dışarıda kalması olabilirdi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşanacaktı. Bir travmaya dönüşebilirdi. Şimdilik o halının altına gitti. Eğer Olympiakos maçından da şöyle iyi bir oyun, belki iyi bir sonuç olmasa bile iyi bir mücadele, hatta bir puan, sert bir takım çünkü zor bir takımla oynayacaklar. Eğer onu alabilirse bunun devamını getirme ihtimali var. Ama Galatasaray'da o travma olmuyor. Çünkü evet. Galatasaray genç bir takım yaptı. O takımın kredisi var. Biliyorlar ki devre arasında bir sağ bek, bir orta saha oyuncusu alınacak. Ve sezon sonunda bu takıma gerekli tedaviler yapıldığı zaman gelecek senenin takımı oluşuyor. Dolayısıyla o tolerans var. Bir, Fatih Terim'in kredisi. İki, yönetimin kredisi. Üç, genç olmalarının kredisi. Çünkü Galatasaray yanılmıyorsam 5 tane öne geçtiği maçta puan kaybetti. Hatta maç bile kaybetti. Bu da onlardan biriydi Fenerbahçe maçı da. Yani oyunu tutacak tecrübede oyuncusu yok. Koyun bir Hacı'yı, o maçı çorbaya çevirir, iki Aynen. tane kart görür, rakibe de göstertir ve o maçı öyle bitirirdi. Ama o tür bir oyuncusu yok. Dolayısıyla bunun sıkıntısını yaşıyor. Yani Fenerbahçe travmadan kurtuldu. Galatasaray travma yaşamaz. Çünkü şöyle bir fotoğraf var.
Sayın Hocam, Suat, şunu bir kere iyi görmeniz lazım. Fenerbahçe'nin karşısında Trabzonspor lider, 6 gün düşünün oynadığı bir maç var. Ziraat Türkiye Kupası macerası daha başlamamış. Büyük bir avantaj ve gönül rahatlığıyla oynuyor. Ona karşılık Beşiktaş Avrupa'da noktalamak üzere. Ona karşılık Fenerbahçe Avrupa'da noktalama ihtimali çok yüksek. Ama sadece ellerinde lig kaldı bu takımların. Galatasaray'ın elinde ligin dışında sansasyonel bir durum var. Eğer Marsilya maçından bir beraberlik bile çıkartırsa gruptan lider çıkma ihtimali çok yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Yani elinde bir Avrupa'sı var. Mart ayında Avrupa oynama ihtimali var bu takımın. Diğerlerinin yok böyle bir şeyi. Kim başarılı? Abi yalnız orada bir şey ilave edeyim. Fenerbahçe üçüncü olursa şeyi katılabiliyor sanıyorum. Yani konferans ligi... Konferans ligine gidiyor ama tatmin eder mi bilmiyorum. Etmez tabii, etmez. Kesinlikle evet. Etmez. O zaman abi... Yani bu, çünkü ilk sahada Antwerp'i yenemediniz. Tabii. Buyurun Suat Bey. Galatasaray açısından biraz daha açacak olursak, Fatih Terim sezon başındaki yapılanmasında 3 yıl gibi bir süre istedi. Genç oyuncuları takıma monte etmeye başladı. Yaşlıları da yavaş yavaş elemeye başladı. Taraftar da buna yani anlayış gösteriyor. Galatasaray camiası toplu olarak bu Fatih Terim'in projesine sahiplendiği gibi. Yani yenilse de gelse de destekliyorlar. Bu Galatasaray gibi büyük bir camia için çok önemli bir gelişme değil mi Hüda abi? Doğru. Şimdi Fenerbahçe maçındaki Galatasaray'ı düşünün. Feguli Yağlı oradan 22,5 yaş ortalamasıyla oynadı. Orta sahası özellikle. Fenerbahçe 30. Fenerbahçe'nin bu takımı gelecek senenin takımı değil. Galatasaray'ın bu takımı gelecek senenin takımı olma ihtimali var. Böyle bir avantajı var. Ve bu takımla bir şekilde yurt dışında yürüyor olmasının da getirdiği bir özgüven var. Dolayısıyla bunun oluşturduğu bir de kredi var. O evet. Kredi zaten Fatih Terim'in kredisiyle Pereira'nın kredisi aynı değildir. Yani hangi bankaya gitseler Pereira'ya bir CV ister, soruşturma ister, Fatih Terim içeri girer girmez krediyi alır. Evet. Orada benim sorularımda vardı zaten Galatasaray konusu da. Zaten Ümit abi Galatasaray camiasının içerisinde yakından biliyorum, o da takip ediyor. Abi gençleştirme olayı var, tamam güzel, ama Galatasaray niye kendi gençlerinden de yararlanmıyor? Mesela bu operasyon içerisinde ben pek göremiyorum. Mesela işte sanıyorum şeyi Yunus Akgün'ü şeye verdiler, Adana Demirspor'a verdiler. Ali Yavuzkov evet. Vardı, o da birinci bir takımda oynuyor galiba, geçen maçını izledim. Bir iki tane de oyuncu var, kiraya verdiler. Ya onlardan da yararlanmak gerekmiyor. Aslında Galatasaray altyapısı iyi bir altyapı değil mi? Üreten bir altyapı. Mutlaka. Bunu Fatih Terim zamanında yaptı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Semih Kaya'yı defa evet. A takımında oynattığı maç Fenerbahçe derbisiydi. Doğru. Savunmanın göbeğine koydu. Formayı verdi. 90 dakika oynattı. Ve bu bir Fenerbahçe maçıydı. Ozan Kabak 18 yaşındayken aldı. Orada oynattı. Nasıl değerlendi ve nerelere ulaştı o çocuk. Bunları evet. Yapabilir ama saydığınız isimlerin deneyimleri şu anda Kerem veya Halil kadar da yok. O deneyimlerin olmamasının bedelini öderler. Eğer orada bir soru oluşacaksa o zaman Muhammed Gümüşkaya nerede? Üstelik Muhammed evet. Gümüşkaya çok flash çakmış bir oyuncuydu. Yani onun oynuyor olması lazımdı. Yani güvenemiyorlar, bir daha garantiye evet. düşünüyorlar. Yunus Akgün de şans buldu. Ona bu sezon da şans verdi hazırlık maçlarında. Ama istediği seviyeye gelmiyor. Mesela bir Barış'tan daha fazla umut besliyor. Ki Barış da 21 yaşında bir çocuk daha. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Barış. Feguli'yi zorlaması lazım. Feguli'nin de orayı zorlaması lazım. Ama herhalde Feguli'nin Galatasaray'daki son sezonu diye düşünüyorum. Doğru. Peki bu Rumen oyuncular nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar Morutan'la Çikalda abi. Çok yetenekli. Morutan için gelecek vaat eden, Avrupa'nın birçok takımına transfer yapma ihtimali olan bir oyuncu olarak lanse ediliyor. Öyle geldi. Birçok takımın da radarında olan bir isim. Ama yırtıcı, kavgacı, savaşçı bir isim değil. Daha teknik. Yani deyim yerindeyse biraz halı saha futbolcusu tarzı var. Mücadele bana dokunmayın, ben rahat oynayayım. Düşünün, Türkiye'de de futbol biliyorsunuz temaslı oynanan,
bolca temaslı oynanan bir oyun. O temasta rahatsız oluyor. Dolayısıyla ikisinin de çok fazla şu anda ağırlığını koyamadığını düşünüyorum. Ha, orta sahada mesela bir Melo faktörü olsa veya ne bileyim Fernando Selçuk İnan'ı tabii o büyümesini sağlayan faktörlerden biri arkada Melo gibi bir çapanın olmasıydı. Fernando gibi bir ismin olmasıydı. Ama bu isimlerin arkasındaki Taylan ve Berat aynı efekti yapamıyor. Top kapmada çok iyiler. Top kullanmada o kadar iyi değiller. Galatasaray'ın orta sahasında her maçı 90-90 oynayan, bütün istatistiklerde çok yüksek çıkan bir oyuncunun şu ana kadar bir gol atmış olması lazımdı. Berat mesela. Berkan galiba abi değil mi? Berkan pardon. Berat Özdemir. Berat Özdemir de aynı şey ama Berat Özdemir de daha yetenekli. Doğru söylüyorsun. Berkan kaleye vurmaktan korkuyor. Yani Galatasaray'ın kadroyu biraz daha devre arasında olsun, biraz daha iyileştirmesi gerekiyor değil mi? Yani şu an... Var, planları var. 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 Var, ben biliyorum. Temaslı oldukları, izledikleri oyuncular var. Ama daha benim bildiğim oyuncunun adı medyaya hiç düşmedi. Medyaya başka malzeme veriyorlar. Siz bunlarla ilgilenin, eğlenin diye. Öbür taraftan bambaşka bir oyuncuyla iş bitirmek üzereler. Yani Kerem'i Erzincan'dan keşfettikleri gibi bir şey mi olacak hocam? Tabii yani 200 bin liraya oynayan bir oyuncuydu Kerem. Şimdi 15-17'den bahsediyoruz ve Kerem son oynadığı Fenerbahçe maçında yine iki takımın scout ekibi tarafından izlendi. Statta izlendi. Evet. Yani belli ki yüklü bir miktarda bu oyuncuyu alalım. Çünkü çabuk oyuncu ihtiyacı var biliyorsunuz. Robben bile 32 yaşın 33 yaşına kadar oynadı. Bir çabukluğu vardı. Onunla Ribery 34 yaşına kadar oynadı. Hala daha oynuyor. Bu tür oyunculara sprinter, çabuk, üstelik bunlar şut dağıtıp gol de bulabiliyorlarsa tamam, o zaman nimet oluyor. Yani 22 yaşında bir oyuncu 200-250 bin liradan 15 milyon euroya çıkabiliyorsa bu bir başarıdır. Hem teknik ekibin hem de yönetimin bir başarısıdır. Böyle bir isim değil. Benim dediğim isim o yükü taşıyacak. Orta sahada yani Taylan'a, Berat'a, Berkan'a siz gidin ben buradayım diyebilecek tavırda bir oyuncu. Kerem'in gitmesinden yana mısınız? Yani şu bu yaşıyla Avrupa'ya gitse aynı istikrarı sürdürebilir mi? Vallahi fırsatını buldu mu, daveti aldı mı gideceksin. Hiç düşünmeden gitmesi lazım. Galatasaray'da gönderecektir. Çünkü orada büyüme ihtimali var. Niye Kerem'den bir Cengiz Ünder çıkmasın? Tabii. 23 yaşında zaten yani çok yani treni kaçırmaması gerekiyor. Yani böyle bir sene sonra bir sakatlık onu 2-3 ay geri atsa o şansınızı da kaybedersiniz. Evet. Dolayısıyla teklif gelir gelmez bence kendisinin de Galatasaray yönetiminin de gitmesine izin vermesi lazım. Daha da büyüme ihtimali var o zaman. Çünkü bir Kerem bulursunuz buradan. Ama Kerem bir daha bir premierlik bulamaz. Evet. Doğru söylüyorsun. Buyur hocam. Abi o zaman Galatasaray'ı toparlayacak olursak şu an 12 puan gözüküyor Trabzonspor'la arasındaki fark. Yani kapanır kapanmaz bilemiyoruz. Yani kapanabilir de. Biraz zor gibi gözüküyor ama Avrupa'da devam etme şansları var. Dediğiniz gibi Fatih Terim'in kredisi var ama yani acaba sonsuza kadar mı yani? Yani çünkü mesela sürekli Fatih Hoca bundan önceki senelerde de işte ocağı bekleyin, sezon sonunu bekleyin. Hep operasyondan bahsetti. Ama hep başardı. Bekleyin dediği geçen seneyi bir düşünsenize. Bir gol averajıyla şampiyonluğu kaybetti. Bir gol. Evet. Evet. Bir gol. O yere göre sığdıramadınız. Beşiktaş'ın bir gol arkasına kadar geldi. O son maçta penaltı kaçmasa Galatasaray şampiyon. Ya da Hatay yani demek ki bir şey, gol yemeseydi. Yani. Evet. Bir şey başardı demek ki. Fatih Hoca'nın teknik adamlığını ben sorgulamam en azından. Yok. Ben devre arası diyorsa beklerim. Yani o krediyi ben sonsuz veririm. Anladım. Yani şimdi Burak Başkan tabii seçilir seçilmez gayet güzel bir bütçe sundu. İşte mesela Berkan 4 milyon euro, işte o Danimarkalı oyuncu 7 milyon euro. Bayağı bir bonservis ödeyerek de bir takım oluşturdular. Yani sabredecekler. Şu anda da... Galatasaray'ın ödediği bonservis medyaya aksedenlere bakmayın. Fenerbahçe'nin üçte biri. Öyle mi? Tabii. Evet.
Ya o fake haberleri ciddiye almayın. Fenerbahçe'nin üçte biri bir bonservis bedeli ödemiş vaziyette. Fenerbahçe'de yani Rossi kaça geldi? Bedava mı geldi? Mesut bedava mı oynuyor? Hediye mi oynuyor? Bedava diye yazılıyor. Mesut da bedava diyor. Oysa ne olduğunu biliyoruz hepimiz yani. Oynar mı? Olur mu? Şey var onun. Evet. 5-6 fazlası var. Ben size söyleyeyim. Fazlası var. Hı-hı. Anladım abi. Bir de şunu düşünelim. Soğuk bak bir şey ekleme daha yapayım. Hı-hı. Derbi maçının başlama vuruş anına gelelim. Maç başlayacak. Galatasaray liderin 10 puan gerisinde, Fenerbahçe 11 puan gerisinde değil mi? Evet. Evet. Öyleydi. Yani Galatasaray Fenerbahçe'den daha yakındı zirveye. Hı-hı. Peki şu anda kim zorgulanıyor? Galatasaray. Niye? Derbiyi kaybetti. Fenerbahçe ya vallahi 2-3 hafta daha böyle giderse Trabzon'u yakalar. Trabzon çünkü bir eli arkadan bağlı öyle oynuyor ya. Hı-hı. Diye düşünülüyor. Yolculuk kolay bir yolculuk değil. Evet. O zaman abi Trabzonspor'u değerlendirelim. Yani bu farkı koruyabilirler mi? Ve 38 bence korur. Korurlar mı? Bence korur. Hatta arttırır. Nisan'da tur atarsa hiç şaşırmayalım. Çünkü o boğuşmaların arasından 2 hafta sonra Trabzonspor 3 puan daha açacak arayı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde. Daha sonra Fenerbahçe derbisinde arkadaki rakiplerden birini daha geride bıraktı. Yani rahat oynuyor, iyi oynuyor. Abdullah Avcı ilk defa futbol kariyerinde kendi takımını yaptı. Evet, bu bir Abdullah Avcı doğru takımı. Evet. Doğru. Bir geçiş oyuncuları gayet güzel oynuyor. Hızlı oyuncuları var. Takviye de yapacaklar. Onu da biliyorum. Sol bek eksikliği var. Takviye yapacaklar. Doğru. Bilemiyorum yani. Tabii her şey olabilir aslında. Bayağı bir maç var ama yani devre arasında ben kadar... Ben size bir şey söyleyeyim. Hamsik sakattı. Bakasetas da maçın başında sakatlandı, çıktı. Yer Beşiktaş derbisi İstanbul. Evet. Trabzon'u yendi gitti. Bazen tıp maçında da yoklardı. Evet. Yoklardı ama yendi gitti. Yani evet. Bakasetas olmadan Beşiktaş'ı İstanbul'da yenmeyi başardı. Biz diyoruz ki şampiyon olur mu? Bana göre oldu bile orada. Rıdvan abi de öyle diyor. %70, %80 diyor. Şampiyon Trabzon diyor. Bakalım ben de merak ediyorum. Ben de Nisan biterken tur atar diyorum. Ama abi şöyle bir şey var. Siz de biliyorsunuz ki Trabzonspor kendine özgü bir camia. Onlar hep kendi kendilerine mücadele ediyorlar. Yani kendi içlerinde olmadık kriz çıkarıyorlar böyle. Öyle bir şeyler olursa belki hani düşebilirler. Ben de yani tam şu an çok büyük şansları var ama daha çok maç olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım ben de merakla bekliyorum. Fırat Bey var mı sorunuz? Ben... Ümit abi Sergen için işler iyi gitmiyor. Yani sorumlusu benim işte. Dese de İyi gitmiyor. Sergen'in kredisi de yavaş yavaş tükeniyor ama heyecanı mı azaldı Sergen'in? Yani sanal alemde Sergen'e ağır hatta hakarete varan eleştiriler yapıyorlar. Bunları da Sergen'in hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü bir Şampiyonlar Ligi takımı oluşturmaya çalıştı. Fakat aldığı oyuncular Alex Teixeira yani engelli oyunculardı. Uzun zamandır oynamamış. Belli bir yaşın üstünde. Batshuayi devrini tamamlamış. Özel bir oyuncu ama yani bir Cervinho bile değil. Tabii. Bana göre şu andaki çizgisiyle. Çok da takım içinde sakatlık verdi. Stoper sıkıntısı yaşadı. Necip'in oynamadığı bir kale kaldı. Yani o kadar problemler yaşadı. Dolayısıyla Sergen'in de kredisinin olduğu bir camianın içerisinde geçen seneyi yakalayamayınca başarısız gözüküyorsunuz. Oysa şu anda ligde ikinci olmak da başarı. Çünkü birinci de ön eleme oynayacak. O vaziyetteyiz. Evet. Dolayısıyla ikinci ile birincinin bir farkı kalmıyor. İkinci, üçüncü olmak, Avrupa'ya gitmek, işte Ziraat Türkiye Kupası'nı zorlamak, yakalamak gibi bir takım hedefleri var. Mesela bu akşam Ajax maçında zorlarsa, iyi bir futbol oynarsa hiç şaşırmayın. Çünkü Ajax formalite maçına geliyor. Hiç kendini yırtmasının bir anlamı yok. Ajax tenisi oynar gibi oynayabilir. Oradan da Beşiktaş iyi bir mücadeleyle puan çıkarabilir. Ama Avrupa'nın şu anda, hocam da biliyordur, topsuz oyunu en iyi oynayan takımı. Bir anda rakip yarı alanda ceza alanı çevresine bir adam topla gelirken 4 tane hareketli ve yer değiştiren adam da geliyor. Markajı çok zor o insanların. Ve bunlar 22 yaşında, 23 yaşında oyuncular.
Evet ve abi Tenkate açıklamasında maçtan önceki basın toplantısında şey dedi. Yani fazla rotasyon yapmadan aynı kadroyla ve aynı oyunumuzu geliştirmek istiyoruz biz dedi. Yani öyle bir prensipleri de var yani. Adamlar 42 kendi liglerine 42 gol atıp 2 gol yemiş. Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol atıp 2 gol yemiş. Buna rağmen doymuyorlar yani çok enteresan. Yok, bir... Tabii. Yani biz Hollanda Ligi'ni biliyorsunuz çok kolay gol atılan, çok gol atılan bir lig. Evet. Yani sansasyonel farkların çıktığı bir lig. Birbirlerini ellemeyen oyuncular topluluğu vardır. Faul sayısı düşüktür. İtiş kakış pek yoktur. Vuran veya daha yükseğe çıkanın golü attığı bir lig. Ama Ajax Hollanda Ligi'nin dışında da çok etkili tabii. Bir takım. Yani kim gider ki şu izlediğimiz Sporting Lisbon orada 5 tane atar. Kesinlikle. Kolay bir iş değil tabii. Yani öyle bir takım. Ha, Ulu'nu eledi şimdi rahat bir Beşiktaş maçına çıkacak. Beşiktaş bundan yararlanabilir mi? Bilmiyorum. Yani göreceğiz ama çıkabilir, iyi mücadele edebilir. Sürpriz tabii. Gol bulabilir. Puan da çıkarabilir. Ben öyle düşünüyorum. Çıkarması gerekiyor abi. Öbür türlü son maç Dortmund'da gidiyorlar. Orada muhtemel bir yenilgi halinde sıfır çekme ihtimalleri tabii. Var. Yani o da yani... Şimdi, hocam... Kaybı olabilir yani. Şöyle bir şey var. Söylediği doğru puan çıkarması lazım. Beşiktaş'ın evet. Dışında bizim hemen üstümüzde kıl payı önümüzde Kıbrıs Rum kesimi var. Evet tabii. Onun biraz üstünde Çekya var. Onun biraz üzerinde Hırvatistan var. Bu üçü tabii. De yakalama mesafesinde olan takımlar. Yani tabii. Galatasaray Marsilya'dan, Fenerbahçe Olympiakos'tan, Beşiktaş'ta Ajax'tan puan alırsa veya galibiyet almaları halinde birinin veya ikisinin ülke puanına çok katkısı olur. Çünkü bu şöyle hesaplanıyor biliyorsunuz. Mesela Ajax beraberliği Antwerp galibiyetinden daha değerlidir. Daha çok puan kazandırır. Avrupa'daki ülke sıralamasına göre. Hollanda takımından ve Ajax gibi bir markadan puan alıyorsunuz. Diyelim ki 10 bin üzerinden 250 puan kazandırır. Ama öbürünün galibiyeti bile 10 bin üzerinden 100 puan kazandırır. Ve bunlar 5 senelik periyotlarda hesaplanıyor. Şu anda tam limite kadar getirdik işi. Eğer burada hem playofflarda milli takım hem de bugün ve yarınki maçlardan çıkacak iyi sonuçlar, puanlı sonuçlar bizi yukarıya atar. Ki Kıbrıs Rum kesimini geride bırakırız diye düşünüyorum. Çünkü onlar da zor bir maç oynayacaklar. Doğru söylüyorsunuz evet. Abi. O zaman... Buyurun. Ya Beşiktaş tabii aslında kredisi var. Yani gerek Sergen Hoca'nın gerek Beşiktaş'ın kendi oya mesela Beşiktaş son 6 sezonu 3 kere şampiyon olmuş. Sergen Hoca evet. Geçen sezon Çiğit'e kupa aldı. Camianın çocuğu. Ama işte hani yani geç şampiyon kadroya, 2 kupalı kadroya takviye yaptıkları için beklenti bir anda yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde. Ya onun bir hayal kırıklığı var. Yani tamam sakatlıklar oldu vesaire ama son 11 resmi maçında 9 mağlubiyet de pek iyi bir karne değil. Değil, değil ama, tabii. Şampiyonluk ama... hayali için yetmez. O bayağı kötü bir karne. Ve bunun da sorumlusu tamamen Sergen Yalçın diyemeyiz ama... Diyemeyiz. Mesela Pjanic, Alex Teixeira yerine daha başka bir savaşçı oyuncu ve stoper mevkiine bir isim. Çünkü Wellington'da, Vida'da oraya zaman zaman işte, canlı bomba. Canlı bomba tabii, durumunda. Yani... Oraya ama es geçtiler. Aslında oraya o da çok etkili değil. Çok etkili değil. Gidiyor gol atıyor. Kritik goller attı. Ama mesela Galatasaray'a attığı gol. Önemli bir gol. Montero'nun. Ama o stoper mevkinde oyuna başlarken oyunu başlatma açısında doğru isim değil. Bir de Atiba'nın artık tükeniyor olması. Tabii. Bütün yükü tabii. Sosa'ya bindirmesi. Josef'in o yükü tek başına orada taşımak zorunda kalması. Yani sakatlanmadan oynadığına şükretsinler Josef'in. Orada belki işte bir takviye lazımdı. Yanlış kurgulandı evet, o takviye. Evet. Oraya eski geçtiler. Evet. Bir de tabii Gezzal eski Gezzal değil bir de. O var. Kiralıktı. Formayı gezdiriyor. Doğru. Şu an tabii sözleşmeyi kapıp da yani tabii yattı diyemeyiz tabii de yani hani biraz tabii onun rahatlığı var. Bir de sakatlık evet. Falan geçirdi galiba. Ama geçirdi. Tabii işte toparlandı ama 13 puan fark kapanır mı? Çok zor gözüküyor. Abi evet. O zaman şu Anadolu takımlarını bir değerlendirelim. Hatay'ı, Alanya'yı, Konya'yı mesela Bülent Hoca'nın, Bülent Korkmaz'ın Alanya'da yaptığı yani bakıyoruz evet. Şöyle 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet
Bunların içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi deplasmanda yeniyor. Trabzon'dan puan alıyor 1-1. Beşiktaş'ı kendisi aslında yeniyor. Olağanüstü bir başarı. İlhan Palut Hoca'nın Konya'da yaptıkları, Ömer Hoca'nın Hatay'da yaptıkları, bunları bir değerlendirebilir misiniz? Ben buna ilave ederim. Emre'den, Belezoğlu'ndan da bahsettim. Evet. Çok başarılı. Ayrıca dört tane Türk sayıyoruz değil mi? Evet. Yani zirveyi zorlamaya başlayan, oraya doğru kendini atan, en önde Abdullah Avcı, Sergen Yalçın konuştuk, oralara yaklaşmaya çalışıyor şimdi. Avrupalarda mücadele ediyor. İlhan Palut, Ömer Erdoğan, Bülent Korkmaz. Yani demek ki bunlar kendi takımlarını oluşturdukları zaman, felsefelerini sahaya döktükleri zaman yürüyorlar. Evet. Şu anda mesela Trabzonspor'dan sonraki ikinci şampiyon adayı niye Konya olmasın? Kesinlikle. En yakın o oraya. Diğerleri çok daha yakın. Bir de Konya'ya gidip Konya'da ne Fener'de Galatasaray'la kolaylıkla yenemiyor ki. Hatta İstanbul'da yenemiyorlar. Dolayısıyla bunlar teknik adamların yaptığı takımlar. Bayağı güzel işler yapıyorlar. Bunların arasına girmeye çalışan bir İtalyan var Karagümrük'te. O da, evet. Yani dikkati çeken bir takım ama böyle istikrarsız gidiyor. Bir hafta 3-0 galip geliyor, ertesi hafta 4-2 mağlup. Yani hep aynı ritimde gidebilen bir takım değil ama Süleyman Urma doğru bir takım kurdu. Ve çok pahalı da olmayan bir takımla yarışın içerisinde devam ediyor. Ya tabii burada dikkat çeken nokta bence rahat futbol ortamı olması bu takımlardan. Mesela Konya'da mesela İlhan Hoca da rahat çalışıyor. Ömer Hoca Hatay'da rahat çalışıyor. Abdullah Hoca Trabzon'da öyle. Emre Hoca Başakşehir'de öyle. Yani demek ki yani fazla bir baskı da oluşturmamak gerekiyor. Tabii büyük camialar farklı tabii. Her zaman baskı mutlaka oluyor ama yani doğru planlama, doğru kadro. Mesela Konya aslında çok ekstra takviyeler yapmadı. İşte Serdar Güller'i aldı, Soner'i aldı Hacettepe'den şeyden. Yani Hatay mesela işte Bupenza'yı kaybetti, Ryan Abit'i kaybetti. Ondan sonra bir tane de Akintola'yı kaybetti, stoperlerini kaybetti. Onun yerine mesela stoper şeyi oynatıyorlar abi. Sakarya Spor'dan, ikinci ligden Burak. Sanıyorum Burak, Solak stoperi var. İşte Karagümrük'ten şeyi aldılar. Fatih Kurucuk, o da genç bir stoper, geleceği olan. Yani çok güzel bir takım oluşturdu. Yani yeni bir takım, yani eklemelerle. İnşallah bunlar devam eder ya. Türk futbolu için çok önemli adımlar bunlar değil mi? Çok önemli. Yani bunlar sadece takımlarını sevk ve idare eden sahanın içerisinde tahtaya oklar çizip de planlama yapmanın dışında transferi ve sezonu da planlayabilen hocalar, teknik adamlar, önemli isimler haline geldiler. Ben saydığımız teknik adamlardan çok memnunum. Yani bu Feyza gibi bir adamı kaybedip de hala çok gol atabiliyor olmak bir başarı. Demek ki bir takım var ortada. O takım mı bu Feyza'ya onları attıran? Aynen. Aynı şekilde Konya'da bir takım. Takım olarak gidiyor, takım olarak geliyor. Tabii, takım tabii. Olarak seviniyor, takım olarak üzülüyor. Takım olamayanlar, işte olmaya çalışanlar Rize, Göztepe sıkıntı yaşıyorlar. O zaman işte ben sorularımda vardı. Altay ile Göztepe, İzmir takımı, Süper Lig'deki onları değerlendirelim diyecektim. O zaman abi Altay ve Göztepe'yi de bir kısa bir değerlendirebilir miyiz? Ya Altay sezon başındaki o sansasyonel girişte 3 maç 9 puan. Evet. Bir ligde kalmayı ana hedefi cebine koydu. Yani şimdi o tehlike bölgesinin uzağında dolaşarak oynuyor. Bir maç kazansa, iki maç kaybetse bile düşme hattında değil çünkü diğerleri kazanamıyorlar. Göztepe bu hafta çok enteresan bir maça çıkacak. Yani Galatasaray'a gelmiş, Olympiakos'tan dönmekte olan bir Fenerbahçe maçına çıkacak. Kaybederse Rize'nin kazanması halinde neredeyse Rize ile yer değiştirir. En dibe çöker. Oradan çıkmak da çok zorlaşır. Göztepe farklı bir camia ama iki tane sonuçta hemen yıkıp yeniden yapmaya çalışan hem oyuncu profiliyle hem teknik adam böyle bir camia. Yani Mehmet Sepil hiç atak bir iş adamı, yeter bu tamam bitti bundan olmuyor bu gelsin. Yani o kadar kolay değil, ona o zamanı vermek lazım. Bir de zor bir camia. Göztepe seyircisi ve taraftarı hesap sorabilen, çok sadık, büyük bir aşkla bağlı ama hesap sorabilen bir taraftar grubudur.
Orada abi o Nestor Elmas Maestro bu hocayı doğru seçim mi acaba? Yani biz her hafta Suat Bey'le yaptığımız programlarda değiniyoruz ama arkasında da duruyorlar. Aslında yönetim olarak yani bence iyi bir şey ama yani doğru seçim mi? Yani bence katılmıyorum. Yani doğru seçim olduğunu düşünmüyorum. Yani başka bir seçim olabilirdi. Yerli hoca da olabilirdi. Ama yerli hoca da denediler aslında. Ligi çözene kadar 2 tane 3 tane çok kritik maç kaybettiler. Yarıştıkları rakiplerine karşı kaybettiler. İzmir'de kaybettiler ve dolayısıyla şimdi sıkıntılı bir durumdalar. Ama o getirdiğiniz hoca bir anda lige ne kadar adapte olacaktı. Yani Göztepe bir Tamer Tunay'ın futbol hayatını bitirdi neredeyse. Yok ortada. Doğru. Yani öyle bir şey yakalamışken üstünde durmadı. Yanında durmadı ve erken kaybetti. Ama yani getirdiği adam ligi tanımıyor ki. Nereden bilecek Rize'yle nasıl oynayacağını, Hatay'la nasıl mücadele edeceğini, İzmir'de veya dışarıda ne oynayacağını. Şimdi tanıdığı bir rakiple Fenerbahçe'yle oynayacak. Göreceğiz ama orada can havliyle oynayan takımlar her zaman zorluk çıkartırlar. Göztepe o zorluğu ne kadar çıkartabilir bilmiyoruz. Bence biraz kadro zafiyetleri de var. Yani birkaç oyuncu bağlı diyorlar. Mesela Halil Akpınar, o Halil de sakattı birkaç maçtır. O yüzden hani işte Yahoviç sakatlanıyor, dönüyor vesaire. Yani kadro zafiyetleri de var. Orada biraz önce İlhan Hoca'dan bahsettik. Konya'da İlhan Palut'ta. Mesela İlhan Palut Göztepe'de de çalıştı. Ama işte olmadı. Yani hani demek ki yani camialar arasında fark var. Biraz önce dedim ya hani rahat çalışma imkanı, baskı, Göztepe'deki baskı ile Konya'daki baskı farklı tabii. Olmadı. Keşke İlhan Hoca orada tutsaydı. Göztepe yani camiası olan, stadı olan güzel bir camia. Olabilirdi. Evet. Ama inşallah bakalım yani inşallah toparlarlar yani onlar da. Umarız toparlarlar. Bunlar çünkü Ege futbolu için çok büyük renkler. Onlar da giderse Ege'de biz neyi takip edeceğiz? Hangi takımların peşinde koşacağız? Sorusuyla baş başa kalacağız. Ama şöyle bir şey var. Konya Spor merkez medyalarla iletişimi çok sağlıklı bir şekilde yürütüyor. Bunu doğru kurguladılar. Çok saygın bir başkan, genç bir başkan. Benim birlikte program yaptığım Mustafa Göksu'yu bilirsiniz. Evet, gitti, doğru, İletişimin doğru. Başına getirdiler. Çok doğru. Güzel işler yapıyorlar, çok güzel projeler. Sürekli İstanbul'da medyayla toplantılar. Kendilerini anlatıyorlar, tanıtıyorlar, projelerini de anlatıyorlar. Doğru projelerde yer bulabiliyorlar. Çünkü öyle bir şey ki bu, bunu hepiniz yaşıyorsunuz. Üstelik de Anadolu'da teknik adamlık veya gazetecilik yaparak yaşıyorsunuz. Hatay gelir İstanbul'da Fenerbahçe'yi yener diyelim. Fenerbahçe niye yenildi diye 3 gün program yapılır. Hatay niye yendi diye program yapılmaz. Bu tür takımların böyle bir dezavantajı vardır. Ama Konya bunu aşmayı başardı. Göztepe bakın bu iletişimi sağlayamıyor. Kendi içine kapanıyor ve hemen değişikliğe gidiyor. Sadece taraftarının gücüne güveniyor ama Konya bence gittikçe büyümekte olan bir futbol kentine dönüşüyor. Evet, evet. Tabii çok güzel Türk futbolu açısından renk atıyorlar. Yani inşallah çoğalırlar yani başka şeylerimize katılır. Murat Bey var mı sorunuz? Var. İki sorumdan son sorumu mesleğinizle ilgili Ümit abiden merak ettiğim bir şeyi soracağım. Maç anlatımıyla ilgili çok merak ettiğim bir şeyi soracağım ki belki bu hafta bir CFP 30 durum olacak. Onu merak ediyorum. Soracağım sonsuza da. O son sorudan bir soru önce vaktimiz de kısıtlı. Milli takımımızın şansını Alman hocayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Alman hoca hiç beklemediğimiz bir şekilde çok sıcak ilişkiler, insani ilişkileri daha sağlıklı görünen bir yapıda. Dolayısıyla oyunculara da bu sirayet etti. Ve son iki maç tamam yenebileceğimiz takımlarla oynanmış maçlardı. Kolayca bir maçlar oynamıştı. Ama playoff'a kendini atması bile bir avantajdı. Çünkü o umudumuz da yoktu bizim. Fakat bizi playoff'a götüren, birincilikten alıkoyan Letonya ve Karadağ'a içeride verdiğimiz puanlardı. Evet. Öne geçip. Fakat bizi playoff'a götüren, ikinci yapan da Letonya ve Karadağ'ın Norveç'ten aldığı puanlar. Yani onu da düşünmek lazım. Dolayısıyla playoff'ta ya Herru ya Merru bir maç oynayacağız. Onda deplasmanda oynayacağız. Herkes diyor ki İskoçya hiç kolay değil. Çok zor bir maç. İskoçya o topu yukarı kaldırdığı zaman o kafa toplarında kanatlarda eskisi gibi öyle ileriye uzun at
geriden uzun topla oynayan bir takım değil. Yere indirip gayet iyi oynayan, etkili oynayan bir takım. Orada kafa kafaya maç yapacağız. Kuntz'u teraziye orada çıkaracağız diye düşünüyorum. İşte o zaman abi Mart ayına kadar işte Cengiz de iyileşir inşallah. Yusuf Yazıcı da biraz forma girer. Mesela Ferdi Kadıoğlu'nun bir takım seçme şeyi var, durumu var. Ya bana göre seçmesin. Kim Ferdi ya? Seçmesin yani abi. Ya Türkiye'yi seçecek misin diye Mart'a kadar bekliyoruz. Seçiyor, yani, seçiyor musun? Seçmiyorsan git. Genç oyuncu ya, bence iyi bir oyuncu. Bir 10 yıl falan. Tamam, iyi bir oyuncu da Türkiye bir Ferdi Kadıoğlu'nun peşinden koşacak bir ülke değil. Kaç tane Ferdi bulursunuz? Tamam, gelmesini için teklifte bulunursunuz. O da düşüneyim der ama Mart'ta vereceğim kararımı demesi bana göre çok saçma. Yani playoff'u geçerseniz Türk olabilirim. O zaman belki Katar'da da oynarım. Yok böyle bir şey ya. 23 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Daha Türkçe merhaba diyemiyor, biliyor musunuz? Evet, soyunma evet, odasında evet. Ferdi için İngilizce tercüman geliyor. Doğru, doğru. Saygı duyuyorum abi görüşünüze. Suat Bey, ben vaktimiz azalıyor. Ümit abi yakalamışken Nazilli Spor'u sormadan geçmeyeyim. Çünkü izliyorlar Nazillilerden. Çok selamları, sevgileri var size. Abi Nazilli takip edebiliyor musunuz? Şu uzaktan. Yani evet. Puan cetveliyle maç sonuçlarına bakarak takip ediyorum. Çünkü bazen diyorum ki buraya kadar geldi, yakalayacak bir şey diyorum. Nazilli Spor oradan geri dönüyor. Diğere kadar geliyor, geri dönüyor. Evet. Ben de o nedenle böyle hüsran yaşamamak için sadece klasmana bakıyorum. Puan cetveline bakıyorum. Bir sıfır önde kazanmış, ne güzel, kendini yukarı attı. O zevki yaşıyorum ama yani çok yakından oyuncu profiliyle takip ettiğimi söyleyemem. Suat Bilir bir maçını anlattım. Evet. Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli evet. Spor'un. Yani güzel, etkili bir maçtı. Sanıyorum Trabzonspor'la oynadı. Nazilli'deki maç mı abi? Nazilli'deki maç. Ha, tamam, doğru, yani doğru. O butik stat güzel evet. Bir maç. İyi mücadele ettiler ama çok büyük bir tecrübeye karşı oynadılar. Fazlasıyla evet. Diş geçiremediler. Ama yani çok isterim tabii vaktim olsa da gidip maçlarını seyretsem veya ne bileyim katkıda bulunsam. Çok evet. isterim tabii. Evet. İnşallah abi, sağ olun. O zaman Ümit abi son olarak son sorum şu. Siz artık biraz bu işlerde en güzel yerde noktayı koydunuz, koymak üzeresiniz. Maç anlatırken Ümit abi yani ilk kez izleyeceğiniz ya işte Nazilli Spor veya ilk kez anlatacağınız iki takımın maçında futbolcuları nasıl tanıyorsunuz? Nasıl ders çalışıyorsun Ümit abi maç öncesi? Ya şimdi yani, anlatırken iyi olmayacak. Ben maça biraz erken gelirim. Kadrolar gelir gelmez alırım veya işte Google'dan elde edebildiğim bilgileri toplamış olurum. Önümde bir hazırlık vardır ama çok tanımadığım, yeni anlatacağım bir takımsa ısınırlarken sahaya çıktı. Hatta seremoni sırasında bile birkaç oyuncuyu bellerim. Siyah saçlıdır, kıvırcık saçlıdır, çok uzun boyludur, forması dışarıdadır gibi ipuçlarını alırım. Maça başladığım zaman da o 4-5 oyuncunun üstüne yıkarak maçı anlatırım. Gerisi sağ taraftan yeni bir atak gelişiyor diye devam eder. Ama sola gittiği zaman Mehmet şimdi bir kez daha topla buluştu olur. Sonra o 5. 6. dakikadan sonra herkesin ismi yerine oturmaya başlar. Bir de tabii bu hilelere hepimiz başvururuz. Sol tarafa bir top atıldı. Tanımadığınız bir oyuncu yere düştü. Çamurlu, her neyse hangisiydi o çözemiyorsunuz. Dersiniz ki tehlikeli bir atak başlayacak, çizginin tam içinde ceza alanına doğru bir kalabalık var. Oraya doğru topu ortalarsa bu geçti size 5 saniye. 5 saniyede o adamı gördünüz, çözdünüz. Hatta önünüzde kağıda baktınız, ismini buldunuz. İşte Mehmet şu anda ortaladı dediniz mi? İsimler yerine oturur ama hiç tanımadığım bir maç takımı bile anlatırken asla kaytarmam. Çünkü maç anlatımı çok tehlikeli bir silahtır. Bir anda altınızdan sandalye çekilir gider. Kimseye bu işi 40 sene yaptırmazlar. Bir, ikincisi Suat biliyorsun tabularla oynuyoruz. Tabularla. Yani Nazilli Spor'una kötü bile bugün çok kötüler deyin kendi diyebilir. Hatta tribünde küfür etmiştir belki. Ama evet, siz evet. diyemezsiniz demeyin der. O onun tabusu. O onun evet, sahip olduğu tek güç. Dolayısıyla eleştiriyi kabul etmez zordur. Ama evet. benim
tarzım bu. Tanımadığım takım bile bir 5 dakika 4-5 isime yüklenerek götürürüm. Sonra hepsi yerine oturur. Biz şöyle yapıyoruz. Transfer matiğe girip işte o hani maç sakatlık oluyor işte uzun süre oyun kurduğu anlarda işte hakemin özelliği nedir? İşte serbest meslek sahibi. Yok öğretmendir. Yok üniversite çocuğudur. Futbolcu şuralarda top oynamıştır. Özellikle ikinci ligde oynayan ve hatta bölgesel ligde olup da Süper Lig'de forma giymiş oyuncular var Aydın'da. Onların geçmişinden bahsederek yani insanları sıkmamaya çalışıyoruz. Çünkü oyun durunca siz de durunca şey oluyor. Tempoyu düşürüyoruz. Tabii. O anlamda da değerli. 3 gün önceden başlıyoruz. O hazırlığın varsa ve dozunda ve yerinde kullanıyorsan tamam. Yani benim öğrencilerimden biri bana telefon etti. Abi dedi Londra'dan arıyor. Chelsea maçına gireceğim. Onu anlatacağım dedi. Chelsea Real Madrid galiba hatırlamadım. Ronaldo oynuyor. Cristiano Ronaldo sahaya çıkacak. Dedi ki abi ben Cristiano Ronaldo'nun dedi 3 çocuğu var. Biri evlatlık dedi. İkisi kendi çocuğuymuş dedi. Bunu yayında söylesem olur mu dedi. Oğlum bunu söyleyeceğim diye zorlama kendini. Bir yer gelir. Mesela Ronaldo 2 gol atmıştır. 3. golü atsaydı kaçırdı diyelim. 3. çocuğu da şimdi olacaktı. Dersin yeri geldiyse dedim. O gitti. Her yerinden öperim Rüştü yaptı ve kendini bitirdi. Çok güzel. Abi çok teşekkür ediyorum. Güray Hocam, Ümit abi çok çok sağ ol. Çok hoş bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler abi. Çok memnun olduk. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Sevgili Ege TV izleyicileri, bir yayınımız daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuklarımızla birlikte olmak umuduyla hoşçakalın. Leblebi var.